mikrofon falan ses kayıt akıyor mu? Biz çünkü o konuda gerçekten çok endişelerimiz var ya. Ses akıyor sanıyoruz ama akmıyor. Ya çok sese çok önem veriyorsunuz. Ya sesle bir problem olursa bir saniye durmayız. Çimen Show'da herkes biliyor zaten. Evet. Ama biz demiyor muyuz sesçiye mesela? Abi sesle sorun varsa bizi durdur. Evet. Adam yayında söylüyor bize. Ama o kişi de zaten programdan sonra anlıyor. Yani abi sesi alamamışız. Korumacı gördüm seni o gün. Bizim... ya çünkü bizim en büyük problemimiz bu. Aslında soruyla başlayalım yoksa direkt soruyla derdimizle başlayalım. Sizler kimsiniz? Kısaca açıklar mısınız demiş. Şimdi... Biz kimiz abi? Biz iki arkadaşız. Çimen Talk Show adında bir program yapıyoruz. İki senedir. Ama niye yapıyoruz onu da söyleyelim. Biz Mesut abinin Rabarba Talk programında Mesut Süre'nin Rabarba Talk programında pandemide ofiste çekiliyordu. Ben Mesut abiyle programı yaptım. Sonra Fazlı geldi. Fazlı Mesut abiyle programı yapacaktı. O sırada çay kahve muhabbet derken ya üçümüz mü yapsak? Hı-hı. Dedik. Bu arada Fazlı ile biz de merhaba merhabayız değil mi o evet, zaman? O zaman evet, çok araşma tanışma yok. En mutlu zamanlarım. Sonra ben Fazlı Mesut abi program yaptık ve Fazlı ile inanılmaz eğlendik yani. Ben Fazlı mesela Fazlı'nın gülmesinden, Fazlı'nın enerjisinden falan çok keyif aldım. Sonra aradan zaman geçti beraber bir program mı yapsak falan filan diye konuştuk. Müthiş bir fikirle Konumat diye bir şey yaptık. Hiç tutmadı hiç yani. Konumat'tan çok umutluyduk aslında. Çok umutluyduk Konumat'tan yani olmadı. Yani şey gibi bir plandı bu. Böyle ünlüleri alacağız, onları hiç yapmadığı bir spor aktivitesine götürüp onu yaptıracağız. Ve sonuçta şuydu, Mesut Süreli halı sahada top oynadık. Yani hiç düşündüğümüz gibi olmadı yani. Çünkü mesela golf mor düşündük ama golf sahasını almadılar bizi. Evet, biz mesela şeye gittik, beyzbol oynadık Özgür Turan'la. Beyzbolcular bizi 40 kişi ekip beklediler falan. Golf için randevu alamadık biliyor musun? Öyle yani YouTube'da çekim yapacağız. Adam o kadar zenginler ki bilmem ne üniversitenin böyle işte Bugatti'lerle, Ferrari'lerle falan geliyor adamlar. Biz de dedik ki abi oradan hangi durakta inmemiz lazım falan. Ekip biraz şey olduğu için. Adam dedi ki niye durak? Burada durak mı var? Adamın haberi yok duraktan. Ya ülkede spor bitmiş yani. O yüzden o program tutmadı. Ondan sonra Çimen Talk Show'a başladık. Sen hiçbirini Begüm yazmıyor. Çimen Talk Show'a da. Begüm ya, Begüm yok. Hangi durak? Sarıyer mi? Neresi? Biz ne anlatıyoruz burada ya? Sen buradaki gerekli şeyleri alıyorsun anladın. Bir öbürlere gereksiz mi oluyor yani Begüm? Belli olmaz. Aynen. Beni internet çekmiyor gibi geldi bana kameraman şu an. Şimdi oraya... o da şu YouTube'dan başka bir şey yazıyor şu anda. Necdet İşler'in bölümü iyiydi ya. Paragraf kız yazamaz ama abi. Doğru yani söylüyor. Oraya. Kim okur onu? Çimen Talk Show'da şöyle başladı. Evet. Konumat'la başladı. Konumat'ın baktık ki geleceği yok. Dedik ki abi iki kişi çimenlere gidelim. Açık havada hiç yapılmayan bir şey yapalım. İnsanlarla konuşalım. Açık havada daha önce yapılmamıştı. Olmaz diye düşündük. Oldu. Oldu derken 5 bölüm çektik, biri evet, oldu. Evet, yine de umutluyduk evet. Yani. Pandemi şartları, para yok evet, zaten falan. 1, 2, 3, 5 çektik derken. Yani biz böyle çok kendimiz has bir kitle edindik yani. Bir de bizim stand-up gösterilerimize gelenler de hep bizim böyle YouTube, işte ne bileyim Instagram kısa skeçlerimizden biliyordu. Beni özellikle. Fazlı iliş testine katıldığında Instagram'ı yoktu. İnternette Türkiye'de en geç keşfeden kişi Fazlı falan. Yani valla internette haberi yok adamın. Ben Instagram biter diye düşünüyordum. Bayağı. Bitmedi kanki. Yani genelde böyle bir şey üye oluyorsun, yükseliyor o işte takipçin oluyor. Ondan sonra o bitiyor ya. Ben öyle bir şey olur dedim. Messenger tarzı bir şey olur dedim. Sonra çok geç kalmışım. Müthiş bir öngörüm var. Şimdi takipçi sayım biraz az. O yüzden Polat Fazlı adresini takip ederseniz çok sevinirim. Ve sonra biz gerçekten bizim mizahımızı, bizim anlatış biçimimizi, reaksiyonumuzu seven bir kitle edindik ve inanılmaz mutluyuz. Özetle biz bir iki arkadaş olarak insanlarla evet, beraber eğlenmeyi seven bir komedyen değil de bir ortamın moderatörü gibi hisseden, hı hı, böyle yani 150 kişilik bir grupta beraber neşe sağlamaya çalışan ya iki tane evet, insanız. Yani program başlarken herkes geliyor işte kimse kimseyi tanımıyor ama program bittikten sonra hepimiz arkadaş gibi oluyor. Sonra fotoğraflar çekiliyoruz falan. Çok eğlenceli oluyor. Çok. Zaten bizim devam etmemizin sebebi de biraz o oldu. İnsanların bize olan ilgisi ve sevgisi oldu. Evet eleştiren çok oluyor, sevmeyen de olabilir ama biz sevenler bize yetiyor, sevmeyenler... Allah aşkına buraya yazma. Bu ne diyor Allah aşkına? Peki ben kendim yazabilir miyim? Bunu nedir? Sevenler seviyor, sevmeyenler sevmiyor. Bu nasıl bir açıklama ya? Yazma zaten. Zaten 40 dakikada konuşuyoruz. Begüm yazmış. Merhaba, merhaba, da merhaba yazmış. Selamlar, hoş geldiniz. Ara ara dinleyebildiğim programlarınızı beğeniyorum. Fakat merak ettiğim bir konu var. Mesut Süre, Anlatan Adam, Cem İşçiler, Fazlı Polat ve diğerleri sürekli bu ekip kombinasyon halinde farklı programlar yapıyor. Bir nevi Acun'un TV8 ekibi gibi aynı kişiler sürekli farklı programlar, farklı kombinasyonlar sıkıldığınız zamanlar olmuyor mu? Olmuyor. Kanka bu kadar da böyle tekleme olur mu? Hızlan dedi ya. Oluyor, geç olmuyor. Böyle cevaplar olur mu? Şöyle yani birbirimizin muhabbetini çok seviyorduk zaten. Biz daha önce de tanışıyorduk, muhabbet ediyorduk. Sadece kayıt altına alıyoruz şu anda. Eğleniyoruz. Evet yani şimdi baktığın zaman hani hep aynı kişiler şeyi sorulur yani bazı ekiplere.
biz normalde çok iyi arkadaşız yani. İşte Erman, Firuze, işte İlker, Kemal falan. Hakikaten bir de komedyenler mesela rapçiler gibi değil kanka. Hani rapçiler elinde bel sopasıyla klip basıyorlar ya. Biz hep yardımcı oluyoruz. Daha iyi nasıl yapar? Birbirimiz için hep sürekli şey yapmıyor mu? Yapmıyor mu? Niye? Kim o canlı yayındayken birisi koşmuş da rapçiye. Şey, voice anılar. Soytalı'da pa dedi yanında adam geldi ya. O şimdi gelse Kemal Açı. Boys Kemal'ler, soytarılarla Kemal geliyor pa. Ama Kemal ikimiz bile döver ha. Soytarılar diye bağırıyoruz arkadan. Ağzımız yamulmuş. Kanka daha böyle küçük bir komedi laf sokalım valla bak. Evet evet. Birbirimizi seviyoruz, devam edeceğiz. Merhaba. Sizi çimenlerden biridir takip ediyoruz ve şunu sormak istiyorum. Hiç mi pes etmek istemediniz ve bu süreçte bırakmayı hiç düşündünüz mü? Ek lütfen bir çimen kupası yollar mısınız? İki cimri olarak beni çalıştın lütfen. Fazla adamın kolunu rahat bırak. Gerçekten zor bir süreç çektik. Hatta biz pandemide böyle tam kapanma olana kadar çimeni çektik. Hani bir ara bir 17 günlük artık tam kapanma olmuştu böyle 7-24 kapanma. O gün artık dedik daha çekemeyiz. Onun dışında hakikaten maddi anlamda bayağı mikrofonu gidip kiraladığımız, kendimizin taşıdığı fazla Taksim'den gidiyor alıyor. Ben gidiyorum Mecidiyeköy'den kamera getiriyorum falan filan öyle çektik bu işi. Bizi yıldırmayan şey bizim adımıza bir pandemide ciddi bir iş, eğlenceydi. Seyircilerin desteğiyle falan beraber yani bırakamayacağımız bir seviyeye geldi. Yani. İnsanların sevgisini görünce aslında devam ettik biraz. Evet, evet. Yani ha, çok kalabalık gelip, değil çok, ama evet. Yani hani özellikle gelip lütfen devam edin çok seviyoruz. Evet hani ya. Az izlenme bile olsa ki hakikaten çok zor bir dönemden geçtik. Hı-hı. Ona rağmen devam ettik. Yani pandemide yani. Herkes YouTube'u izler diye konuşmuş katılıyordu. Evet, evet. Niye, niye oluyor? Demek ki o aralar internet zayıf da hep internet bağımlısında. Çimen kupası da yakın zamanda internetten satılıyor olacak. Şimdi buradan söz verip de göndermeyelim ya. Ayıp olur yani. Eğer iyi soru sorana çimen kupası, iyi soru sormayana aynen. Şey olmasın. Bu arada fazla adamı kolunu rahat bırak. Ya bu bilerek yaptığım bir şey değildi. Bu benim hani hep herkesin çevremde şikayet ettiği bir şeydi ama hani bu kadar ben de mesela hani bunun üzerine gidilmesine ben de rahatsız oluyorum. Ben mesela insanların gülerken birisini tutmamasını anlayamıyorum. Mesela acaba hangisi yanlış? Onu da bilmiyorum. Hani benim yaptığım yanlış. Kanka sen yaptın niye doğru olsun Allah aşkına? Ben mesela siz gülünce nasıl böyle duruyorsunuz anlamıyorum. Biz yani. Böyle durmuyoruz oğlum gülünce. Biz böyle mi gülüyoruz? Ama böyle mi duruyoruz? Yani bilmiyorum bir şey tutasım geliyor. Yani kanka, o an en yakında kol oluyor. Kolu tutuyorum. Kendini tut. Ay ben diyorum ki mesela doğru olan hangisi? Tutmamak oğlum. Ne alakası var abi? Aa, doğru olan tutmamak değil mi? Biz azız diye mi böyle? Yani azınlıkların haklarını da bu konuda. Ya bence şey ben de yani bırakmak istiyorum. Ya bilmiyorum yapıyorum ya ama ne yapayım bilmiyorum. Yani yok bırakamıyorum abi. Evet evet sende var. Yani. Şimdi hadi ben alıştım da mesela bazen konuk geliyor. Seni beni tanımıyor programı da izlememiş. Adam şimdi şaka yapıyor adamın üstüne evet. Çıkıyorsun abi. Çok kızıyor evet. Öyle bir şey var mı ya? Yani küçüklükten olan bir travma olabilir belki. Şeyden yani hani, bir travmaya can kurma canım. Şey gibi yani. Çünkü bilmiyorum yani babam küçükken hani beni kemerle dövüyordu. Belki onun sebebi. Şaka şaka. Pardon yine konusu da özür dilerim. Egzene bir kapak atsak ne iyi olur diye düşündüğünüz oluyorum. Ya şimdi biz buna böyle kapak atmak olarak bakmıyoruz. Şimdi Egzen, işte Gain, Blue TV gibi platformlar genelde ücretli platformlar. YouTube ücretsiz. Fakat YouTube'un gelir Egzen olayı... değil ama başka bir yerden bize bir teklif geldi. Ama geldi. Biz insanlar zaten bizi yani daha çok tanımadıkları için evet. Kendimizi gidip orayı kapatmak istemedik. Evet. Biz hani herkes bizi bir şekilde ulaşsın ve izlesin istedik. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Sorum şu. Hakkınızda özellikle birinizi övüp diğerinizi yeren bir yorum gördüğümde aşırı irite oluyorum. Bu yorumlar karşısında hisleriniz ne olur merak ettim. Yaptığınız işi, her işi severek takip ediyorum. Ben de irite oluyorum ama sonra like atıyorum. Eğer Cemil yer dilerse. Aynen öyle. Yani şimdi biz iki kişi şov yapıyoruz ya. Aslında beraber çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi çok iyi paslıyoruz. Birimizden birini sevmeyip öbürü için izleyen mutlaka oluyordur. Aslında bu o izleyici için biraz külfet. Ama biz bunu düşünerek program yaparsak programı izleyen kişilerin eğlenmesini sağlayamayız. Yoksa şimdi ya bir şey dedim ama şimdi fazla çok komik bir şey dedi ben de daha komikini söyleyeyim falan diye bir evet. Psikolojiye girmiyoruz. Fazla daha iyi olsun diye düşünüyorum. Bir de kolektif gibi düşündük. Seyirciler aynen. Ve biz. Yani o sinerji güzel oluyor. Yani bireysel aynen. Olsaydı zaten bireysel yapmış olurdu. Bir de mesela ben kendim fazla daha iyi gözüksün diye düşünüyorum. Fazla da kendi fazla daha iyi gözüksün aynen. Diye düşünüyor. Aynı şey düşünüyoruz. O yüzden farklı şeyler düşünmeyiz biz şimdi. Çok iyi anlaşıyoruz. Ben niye böyle karakter değilim? Keşke ya ben senin gibi olsaydım. Sen çok iyisin kanki. Senin gibi seni olsaydım. Üzerler. Devam edelim. Ben senin gibi olsaydım 10 sene daha yaşardım ekstra biliyor musun? Merhaba, hoş geldiniz. Neden bu kadar çok teknik aksaklık yaşıyorsunuz? Volkan Ögeli bölümde ses ve senkron gitmiş. Bölüm ziyan olmuş resmen. Aynen. Teknik hatasız bölümlerle başarılar seviyorsunuz. Biz ilk sezonda kendi arkadaşlarımıza bir işe giriştik. Oradan mikrofon bulundu, buradan şey. Teknik olarak çok iyi bir şey ortaya çıkaramadık. Sonra ikinci sezona başladığımızda bu işi bize bırakın, biz her şeyi halledeceğiz diyen bir ekip geldi. Sonra onlar da ilk defa seyircili bir iş yaptıkları için çok kötü bir iş çıktı ortaya. Ondan sonra biz 170 bölüm neredeyse ilişki testi
için mükemmel bir iş çıkaran ekiple anlaştık. Gerçekten yani hiçbir paradan kâr etmeyeceğimizi bildiğimiz halde çok güzel iş çıkardılar ama ona rağmen Volkan Öge bölümünde hiç olmayacak, milyonda biri olacak bir problem yaşandı. O ses kayıt cihazının bozulması gibi ki normalde bizim bütün 40-50 bölüm içinde olsaydı bir kere olmuş olacak. Evet. Onların da bir günahı yok. Senkron kayması da bazen YouTube'da olabiliyor ne yazık ki. Orada bir yer sildik bölümden. Bölümü silince YouTube senkronu birkaç saatini kaydırıyor. Tam ona denk gelmişsiniz. İnanılmaz üzülüyoruz arkadaşlar böyle olunca. İnanılmaz üzülüyoruz yani. Ama programımıza çok güveniyoruz. Bizi seven insanlar artık sabır taşı gibi oldu. Herkes program inşallah bir şey yoktur ya falan diye böyle izliyorlar. Fazlı'ya hayranım ama merak ediyorum. Gerçekten öyle mi yoksa bütün bunlar rol mü? Cem Bey de eskiden itici gelirdi ama tanıdıkça sevdim. Süpersiniz. Bana hep şey diyorlar. Abi gerçekten de böyle birisi misin diye. Gerçekten de böyle biri. Ya benim amacım azını yansıtabiliyor, öyle söyleyeyim yani YouTube'da. Bak benim amacım, bak ciddi söylüyorum size, ben artık çok ünlü olmak, çok zengin olmak, çok iyi bir komedyen olmak değil. Ben eğlenmeyi seviyorum. Yani arkadaşlarımla sohbet etmeyi, insanlarla sohbet etmeyi ve gülmeyi. Hatta benim ilişki testinde eşim beni en çok eleştirdiği nokta, sen niye ilk tanıştığın insanları güldürmeye çalışıyorsun? Ben insanlar beni sevsin diye güldürmeye alışmışım. Bilmiyorum, bu da çocukluğumla alakalı bir şey olabilir. Herhalde bu yüzden abi sadece eğlendiğim için yapıyorum. Bak bir gün yarın öbür gün ciddi söylüyorum. Hiç eğlenmezsem yapmam. Ben de yapmam. Vallahi yapmam. Aynen. Çünkü bu iş böyle hakikaten para kazanmak için yapılacak bir iş değil yani. Çok para kazandırsa bile para kazanmak için bugün senin verdiğin cevap bence Cem Yılmaz da verir. Veya Tolga Çevik veya belki Ricky Gervais falan. Çünkü kariyer olarak aynısın zaten. Tabii tabii. Harika, Türkiye'nin Ricky Gervais sensin. Hatta Ricky Gervais'i de Amerika'nın fazla pol diyorlarmış. Benim itici gelmem çok olabilir. Çok olağan bu yani. Birine itici gelirsin sonra seni sever veya severse sonra itici gelir. Ben bunlara hiç takılmıyorum. Sonra sevmem mutlu ediyor. Bazen çok ileri gidebiliyoruz. Aynen. Şakalarda haddimizi aşabiliyoruz. Ama gönül almayı da iyi biliriz. İnsanları üzmek istemeyiz. Yani hani lafımı sokarım gerisine bakmam gibi bir durum asla yok. Hiç. Biz en çok yani o montajı biz yaptığımız için bize sokulan lafları keyifle veriyoruz. Hoşumuza gidiyor. İnsanların da bize laf sokması. Buna çok eğlenceli ya. Ya sadece eğlenmek lazım yani. Hoşumuza gidiyor çünkü cevap veremiyoruz. Fazlı Polat anlatıldığı kadar cimrimişsin. İlişki testinde bir iki cimrilik şakası çok böyle insanlara reaksiyon verince ben de hani oradan biraz gittim. Aa güldüler, ben de yaptım. Aslında hakikaten o kadar cimri değilim. Çünkü daha cimri. Herkes kadar tutumlu diyelim. Cimri değilim, tutumlu. Para nasıl kazanılır, ne kadar zor kazanılır biliyorum. Cem mesela o konuda biraz daha savruk. Evet. Ben de varken dibine kadar harcıyorum. Evet. Yokken de benim algı duvarlara bakıyor. Yok sen de bunu ben bütçeliğim bilişince anladım ya. Sen benim eksi hesabımdaki parayı aldın lan. Terbiyesiz herif. Bu cimrilik değil ki. Bu hırsızlık. Hayatı öğren. Ya zor. Benim fazla bir borcum var, tamam mı? Bir rakam vermeyeyim şimdi. Eksi hesabımda da o kadar var. Yani artık limitin, bankanın en dibindeyim yani. O parayı aldım biliyor musunuz? O parayı aldı. İnanamıyorum yani. Ama ben almasam gidecekse saçma sapan bir bonfile yiyeceğim. O parayı ben senin adına saklıyorum. Bir daha istersen veririm. Yani estetik var mı? Yok. Nerede? Vücut... Yani... Vücudumuzda mı? Hayır, o kadar burnum niye... Ya sen yani estetik olsa böyle bunu yaptırdık yani. 40 liraya mı yaptırdık o estetik? Ben Cem'in eski halini görecektim. Yani estetikten sonra böyle olur. Yani o... Peki, doktor mesela yaptı estetiği, ben çıktım. Doktor da beğenmedi. Doktor şey dedi. Tamam, bir şey verme. Olsun. Daha iyi bir doktor vardı. Seyircinin Cem İşçiler ile ilgili Bodrum Anası'nı anlattığı bir kısım vardı. Şok oldum. Öyle bir anlattı ki Çimen Şov çıkışında mendilini serip dilendiğini falan hayal ediyordum. Cem İşçiler zengin olduğunu ne zaman itiraf edecek? Benim maddi durumum çok gitgelli arkadaşlar. Param olmadığı zaman fakirlik şakası yapıyorum. Param olduğu zaman fakirlik şakası yapmıyorum. Bu kadar çok basit. Ben hep fakirlik şakası yaptığımda hakikaten ucu ucuna geçiniyordum ve aklıma hep fakirlik şakaları geliyor. Zaten zenginin aklına şaka gelmez. Bazen mesela aklıma şaka gelmiyor. Ulan diyorum. Sonra birden şaka geliyor. Üzülüyorum o zaman. Herkes biraz gelmese dedi demek herhalde zenginiz falan. Dolayısıyla zenginler az komik oluyor. Bu gerçek yani. İhtiyaç duymuyor abi. Öyle diyelim yani. Bizim iletişim kurmak için şakaya çok ihtiyacımız var. Paran oldu mu herkes güler. Aynen Cem. Öyle. Mesut Süre neden aranızda değil? Kalbimize çünkü Mesut. Ya Mesut'u çok sağ seviyorum. Sağ tarafını gösterdi, fark ettin mi kalbimizde diye. Doklar şu saat. Vallahi böyle yaptı. Kalbimizde bak bura. Bu kadar ya, yani yalandan konuşan. Ya saçmalama. Mesut'u çok seviyoruz. Zaten benim hani bu işlere girmeme vesile olan kişi de odur. Bende yeri çok ayrıdır. Yıllardır dostumuz var. Eskişehir'de öğrenci evlerini paylaştık. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar hep birlikte devam ederiz. Hiçbir şey olmasa da biz yine arkadaşız.
Yani hiç bu işlere girişmesek de aynen biz hep öyle görüşeceğiz. Mesut Süre'yi ben Fazlı Polat kadar eskiden tanımıyorum. Ben hep 30 yaşından sonra arkadaş olunmaz diye bir kendimce şeyim vardı yani. 30'undan 40'ından sonra arkadaş doğruymuş olunmaz. Doğruymuş değil mi? Anladın. Seninle ilgili evet. Mesut Süre arkadaşlar, tanıyan sevenlere sesleniyorum. Tanınızdan çok daha muhteşem bir insan. Gerçekten destek olması değil olay. Hani destek oluyor diye değil yani. Gerçekten süper kalpli bir insan. Buradan da selamlar. Seviyoruz. Öyle yani, seviyoruz Mesut abi, çok severiz yani. Gerçekten çok müthiş bir adam. Ben de niye gelmiyorsunuz ekşi soru cevaba diye yorum yazacaktım ki geldiniz. Bu kadar da boş olduğunuzu göstermeseniz AMK. Biz de sanki AMK'yı yani hiç hayatta küfür etmeyiz ya, AMK'da yok yüz. Açık, neyse, Mert, dün biri bugün iki, biraz nazlansaydınız demiş. Hoş geldiniz, severek takip ediyoruz, iki versiniz. Şimdi arkadaşlar öyle bir denk geldi ki biz yani bir şu an burada olduğumuz günün, bir önceki gününde Volkan'a göre programı yayınladık ve orada da iki tane ekşi sözlük yazarı denk geldi. Şans eseri konuştuk. Ki yani onu niye da 3 hafta önce çektik. Aynen öyle, onu da 3 hafta önce çektik. Dedik ya niye dedik madem seviyorsunuz ekşi yazmıyorsunuz, ay yazarız falan, böyle şakalaştık. Onu duyan ekşi sözlük yazarı izleyicilerimiz bombardımanı tuttu Çimen Talk Show'a, böyle yani yüzlerce entry girildi. Çünkü orada ben dedim ki yani yazsanız hani insanlar da görse bu neymiş dese bizim çok hoşumuza gider dedim. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim Ekşi'yi. Ben zaten Ekşi'yi gerçekten çok seviyorum, hep takip ediyorum. Mesela ben bak hakikaten bir film izleyeceğim zaman işte bir ilaç bile kullanırken ilaca Ekşi'ye bakıyorum. Prospektüsüne bakmıyorum ha. Ekşi de eğer diyorsa ki işte bu ilaç faydalı, içiyorum. Bir fikir sahibi. Çok yanlış konuşuyorsun abi ya. Doktorlar bile ilaca bak. Ya abi bu yani bu kadar da. Vallahi bir şey söyleyeyim. Mesela bir film izlemeden önce kesinlikle bakıyorum. Ekşi de eğer yani film okey de ilaç yani. Mesela açık kalp ameliyatı olacağım. Ekşiye bakıyorum, daha önce olan var. Vallahi ya işte babam rahmetli oldu. Ekşi de bir şey olmaz dediler diye. Yok yok. Sonra ekşilik yazarları yüzlerce yorum yapıp bir anda gündeme aldı. Gündeme alınca tabii haliyle herkes ya bu neymiş falan diye baktılar. Üstüne de bizi daha bir hafta önceden çağırdılar buraya. Yalnız biz mail evet biraz çabuk cevap verdik. O biraz üzücü oldu demiş yani. Atlaması atladık hakikaten. Arkadaşlar heyecanlanıyoruz ya. Yani mutlu oluyoruz ya. Güzel bir şey. Şimdi mesela buradan izleyip de Çimen'i izleyecek insanlar olması ihtimali. Bunlar keyifli şeyler yani. Google amcaya danışmak yerine bu başlık altında siz kimsiniz AMK ve ünlü değilsiniz götünüz kalkmasın alt metinli tavırlara maruz kaldığınız için özellikle kusura bakmayın lütfen. Hiç önemli değil bu arada. Hoş geldiniz ve sorum şu. Küfür dozunu azaltmanın mizahınızdan bir şey eksilteceğine mi inanıyorsunuz sahiden? Çünkü kulak tırmalayan ve artık ucuz popülist bir moda akımı haline gelen bir kaynaştırma harfi gibi oldu malum seksist küfürler, fikriniz nedir? Ben kesinlikle katılıyorum. Biz biraz özellikle ilk bölümlerde falan gereksiz o AMK ya böyle virgül gibi, nokta gibi falan kullanıyorduk. Hatta bunu Fazlı'yla falan çok konuştuk. Evet. Vazgeçtik bundan. Tabii ki küfürsüz mizah olmaz veya küfür olmadan olmaz, öyle fikirlerimiz yok ama bu kadar da gerek yok yani, değil mi kanka? Gündelik hayat içinde kullanılan ağzımıza yapışan küfürler bazen şakayı ya onsuz mesela olmuyor şaka. Bazen bu okey, bu olmak zorunda ama gereksiz yere kullanılanları biz de çok, bana da çok mesaj geliyor, sana da geliyor. İşte hanımefendiler rahatsız oluyor. Çok dikkat alıyoruz, yapmamaya çalışıyoruz, montajda atıyoruz. Bazen ama işte şakanın rehavetine şeyine kapılıp rehavet değil, neydi o kelime, bir şey vardı. İşte bak, şey küfür etmeden bulamıyoruz. Neyi amına koyayım o yerde? Bak şimdi olacağız. Şehvetine. Buldum. Şehvetine şehvet mi diye. Hangi şaka bu? O yüzden bazen ağzımızdan kaçıyor. Ama tabii ki sürekli küfür eden insanlar da değiliz. Bizim de bir sosyal ortamımız var, eşimiz, dostumuz var. Onlar da bize, en çok onlar eleştiriyor zaten. Elimizden geldiğince yapmamaya çalışıyoruz. Daha da azaltacağız. Çok yapıyorsak, rahatsız ediyorsak. İma yolunu, hayat damarlarımızdan biri kesilir onu da yapmasam. Tabii ama tabii. Yani en azından kendi adıma konuşayım. Yok, küfür etmek çok olağan, sıradan bir şey. İma güzel. Bazen iç etmesizlik de olur yani bazı tabii, yerlerde. Tabii. Etmeyeceğiz. Öyle ya. Kanka etmeyeceğiz de bitirme bari ya. Lökümünü az ederiz. Edelim canım. Etmeyeceğiz zamanında koymayasana. Öncelikle hoş geldiniz. Rabarba ekibinden küs olduğunuz birisi ya da birileri var mı acaba? Kesinlikle yok. Bana ara ara diyorlar Kemal Açay'la İlker'le küs müsün? Hayır. Yani çok seviyoruz, görüşüyoruz. Hatta sevişiyoruz da diyebiliriz. İlker neden gelmiyor diye çok soruluyor. Gelmek istemiyor. Yani evet İlker, biz çok çağırıyoruz. Çok İlker çağırıyoruz. Tercih etmiyor bu tip şeyleri. Çağırıyor. Ona yazarsınız ki lütfen artık bize yazmayın. İlker'e yazın. Bu arada İlker'e de mail atıp çağırmıyoruz ki. Kanka gelsene ya falan gibi konuşuyoruz. Hani hepimiz arkadaşız. Aynen öyle. Bir Firuze ile ben biraz arama açtım. O da şimdi çocuk yaptığı için altın takmayayım diye. 3-4 ay küseyim sonra. Ne barışırız. Gerçekten komik olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sizi görünce aklıma şirketlerdeki yak gibi olmuş diyen adam eksiği geliyor. Şimdi o çok olağan bir eleştiri. Mesela bazen mesela bize gülmeyen, bizi sevmeyen adam mesela diyor ki ya hiç mi çevrenizde size komik değilsin diyen yok. Tabii ki var yani, herkese gülecek diye bir şey yok. Bu abi bu biraz sevmekle de alakalı. Şimdi mesela bunu yazan arkadaş bir şeylere gülüyordur. Ben onun güldüğüne gülmüyor olabilirim veya ben onun güldüğüne çok gülüyorumdur da benim mizahımda ortak payda da bulunamıyoruzdur. Abi bir de Cem Yılmaz'ı komik bulmayanların olduğu bir yerde ben çok takılmıyorum buna ya. Çok normal. Cem Yılmaz'ı inanılmaz gülüyoruz. Yani
Türkiye'deki miza yani adım attıran isimlerden en başında geliyor bence. Ben Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum, çok gülüyorum. Şimdi bu adamları da eleştiriyorlar. Sen geliyorsun ya beni nasıl ya o yani. Onun gibi şey. Yani ben vallahi bundan hiç alınmıyorum yani. Gülmezsin, sevmezsin, hı-hı, başka şey izlersin. Keyfine bak. Takıl, hiç problem yok yani. Evet evet. Ben de öyleyim ama ben mesela beğenmediğim zaman gidip şey yapmıyorum yani böyle Allah belanı versin işte hiç komik değilsin den ziyade nötrüm. Yani birisini beğenmediğim zaman nötr kalıyorum. Hani ona bir şey kötü bir şey söyleme gereği de hissetmiyorum. Ama arkadaşların da onun gibi çok zevkli oluyor mesela. Bir şey gülmedin ya. Aha. Mesela herkes gülmüş sen gülmedin. Arkadaşını atıp onu gülmeyecek arkadaşlar. Onu çok zevkli. Aa, hayır onu yapacağız. Ama arkadaşın gülerse kötü oluyor senin. Ne oldu taşak? Dalga geçecektik ne oluyor? Lan bu komik mi işte? Aynen. Bunlar negatif. Negatifler bende, pozitifler niye sende? Bu negatifler benle ilgili mi lan? Sırayla yapalım. Değil mi? Önce negatif mi açalım kanka? Hadi açayım bir tane negatif. İşaret dinleme öğrenmeye başlasanız acaba ses işi olmayacak gibi görünüyor. Evet, Volkan'a göre bölüm ve ilk yeni sezonun son 5, ilk 5 bölümü gerçekten sıkıntılı ama arkadaşlar gerçekten. Ya sizden daha çok üzüldüğümüze emin olabiliriz. O kadar. Ya düşünsene abi çok komik bir video yapıyorsun yani kendince. Diyorsun ki aa çok izlenecek, çok herkes gülecek falan. Bütün yorumlar ses duymuyoruz bilmem. Biz bunu ister miyiz? İster. Robert De Carlos'un Fransa'ya attığı meşhur frik golü var ya top böyle hayvan gibi dönüyor. O golü attı Robert De Carlos. Sen eve gitti mesela çekmemişler. Çok üzülmez mi? Aynı onun vallahi onu kadar üzülüyoruz ya. Gayet de keyifli talk show'dur. Zaman zaman tatsız, yersiz espriler yapsalar da güldürüyorlar ve samimiler. Hangimiz tatsız, yersiz espri yapmıyoruz AMK? Öncelikle bu eril dilden dolayı seni kınıyorum. Albay Johnny. Hadi güzel bu yani. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Biz de çok keyif alıyoruz valla. Negatifleri hep ben okuyorum, pozitifleri fazla okuyor. Enteresan bir ayrım oldu. Şu masayı hafif üçgenimsi yapsanız, ortanıza oturan konuk maymun gibi bir sağa bir sola anlamsızca dönmek zorunda kalmasa, sonra siz de bana götünü döndü tribüne girmeseniz. Bu çok basit bir şey kanka, artık bunu düşünün. Bunun cevabını ben vereyim mi? Bunu düşündük tabii, düşünmez olur muyuz? Ama bak şimdi bak sana şöyle açıklayacağım. Ben burada oturuyorum, Cem burada oturuyor, üçgen masa. Konuk da şurada oturuyor değil mi? Hani ona dönmemiz açısından. Hayır kanka. Öyle bir şey olduğu zaman sen burada oturacaksın, ben burada olacağım, anladın mı? Konuk tamam, burada konuk olacak. Ama sen tamam, gerimizde olacak yani. Üçgen olacak, gerimizde olacak. Elimiz olacak tabii, evet. Ama biz buraya döndüğümüz seyirciye dönmüş olacağız. Hayır abi, hafif yan dön. Ben sana daha önce de söyledim. Tamam, şöyle döneceğiz abi. Onunla böyle konuşacağız. Hayır, yani öyle dönmeyeceğiz. Nerede duracak? Seyirci nerede duracak? Ya böyle hiç tokuşma mı? Eğer ne zaman başlar? Öyle olur tamam, mu? Tamam, nerede duracak? Bak şimdi kanka, şöyle olacak. Oturuyoruz, böyle oturuyoruz. Şimdi biz şöyle oturuyoruz, anladın mı? Şura seyirci, bura konuk. Böyle olmamız lazım aslında bizim. Seyirci, konuk nerede? Konuk burada işte. Sen de orasın, hafif çapraz. Şimdi biz böyle ama olduğumuz çok için fazla dönüyoruz bu sefer. Yani bir seyirciye bu tarafımızı dönmemiz lazım. Ama anladın kanka mı? Bak sinemada, tiyatroda özellikle, tiyatroda kesinlikle, ben tiyatro oyunculuğu da yaptım, Tavtati Kütüphati. Tavtati Kütüphati ne bakmalı? Çok güzel bir tiyatro oyuncusu. Orada her zaman derler ki seyirci yüzünü hiçbir zaman arkanı dönme tamam, seyirci. Tamam, biz arkamı dönün demiyoruz ki. Böyle çapraz durursak arkamızı dönmüş kanka oluruz. Kanka çocuk doğru söylüyor bak. Albay Johnny mi ben mi? Albay Johnny. Albay Johnny de değildi herhalde, o soruyu sorun neyse. Başkaydı galiba. Neyse. Pozitif, Allah'a kusura, pozitifler oku. Çimenlerde çekilen ilk bölümden itibaren severek takip ediyoruz. Güzel ikili. Bu arada çimenlerde çektik. Ondan önce de Bakırköy'de bir kafede çektik. Evet. Araba sesleri çok, hatta minibüsten inip çektik. Çok komik sahneler çok vardı oldu ya. Arka full E5. Biz şimdi mesela konuşuyoruz, arkadan ambulans geçiyor. Hatta soru soruyor, interaktif için yoldan geçen cevap veriyoruz falan. Yani çok eğlenceliydi ama tabii ses, o zaman da ses problemimiz o günden başlamıştı. O bölümü izleyin var ya, Volkan'a göre bölümü öpersiniz yani. Aynen. Öyle ses problemi vardı. Güzel ikili. Hızlı bir şekilde popülaritesi artacak, artmakta olan YouTube programı. Bu arada ses ekibi yıllık izne çıktı herhalde. Eğlenen sesler. Ya yani ses işte yapacak bir şey yok. Evet, ses ya. Ama ya, olmayacak artık ya, olmayacak ya. Ya vazgeçmeyin ya. Bak, överken, iyi yani bir şey yazarken evet, bile sesi evet. Haklılar abi. Bu programı izleyenler hiç anlayamadım. Aşırı vasat, güldür güldürden hallice espri seviyesi. Olabilir. Ya bu zaten şey. Hı-hı. Bizi yani evet, adam seviyorsa izliyor zaten. Hani bu aynen şey gibi değil ki. Bizi kesin izleyeceksin değil ki. Yes. Seven izliyor. Sevmeyen de diyoruz ki bir şans ver kanka. Ya verse de sevmez kardeşim bak. Sen de sever verirsin. Sever. Sevmeyecek bak çocuklarımız. Oğlum bak iyiyiz. Yani kanka herkes iyidir. Alkolümüz yok, kumarımız yok diye. Sevmeyecek. Valla bak kanka on numara atarız. Ama şaka yapamıyoruz. Bu arada ikisi de var diye. İlk bölümden beri izledim. Her seferinde vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Bana perşembe günleri iple çek. Bu çok hoşuma gidiyor. Perşembe günleri sanki böyle hani artık alıştık, sizi yemekle yiyoruz, işte eve koşarak gidiyorum. Ya bu tip yorumları yapıyorsunuz ya, ölüyorum. Hepsini biz okuyorum, o kadar seviyorum ki sizi. Aynen öyle. Ben eskiden çocukken salı günlerini beklerdim. Bir Demet Tiyatro vardı. Evet. Salı günleri benim için efsane oldu. Cuma günleri Süper Baba vardı işte. Hep o günleri beklerdim. Şimdi bu tip mesajları aldığım zaman o günlere dönüyorum. Mesela bir 10 yıl sonra bir işte genç gelecek, yani bana göre tabii genç olan, ya diyecek ben hep perşembe günlerini beklerdim, okul çıkışı izlerdim falan diyecek ya, işte o zaman sence çimen o dönemin ilk yapış izleyeceğim.
Sen de hiç ben o dönemin bir demet yapmasın mı? Ya değil de işte onu beklemeleri bir hoşuma gidiyor. Sinema Club. Abis. En kötü Çinçin kızlar kanki. Sessiz ama. Israrla ses falan diyorlar ama bence en büyük sorun Cem'in AQ küfürleri, bağlaçları. Bunu çözseler daha yeter buna. Çok haklısın. Başında da cevap vermiştik. Evet kanka, hakikaten, çok küfür ediyorsun ya sen. Hakikaten ediyoruz. Arkasında değilim. Haklısın ve gerçekten bu konuda törpüleme yaptık. Bu cumartesi canlı olarak izlemeye gittiğimiz program canlısı çok daha eğlenceli ve interaktif olmasının güzelliğini kesinlikle yaşayarak tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Bence canlıyı bir konuşalım. Arkadaşlar bakın mesela şu an buradan da bir canlı çekime gideceğiz. Ya abi bir insan işini çok sevdiği zaman hakikaten yansıyor. Biz hakikaten mesela şu an bu çekim seyircisiz ve kameraman arkadaşımız ismi neydi kardeşim? Umut çekiyor bizi ve sağ olsun. İşine çok odaklandığı için mesela ara ara gülüyor ya bazı şeylere. Çok hoşumuza gidiyor. Çünkü o çok biz... uzattığımız zaman gülüyor. Hadi. Abi hadi be 10 dakikadır cevap veriyorsun. Ya biz çok severek yapıyoruz ve canlısı o yüzden bizim işimiz zaten genelde sahne. Stand-up gösterileri de öyle mesela. O ama çekilmiyor tabii. O konuda biraz da rahatız ama YouTube'da çok severek yaptığımız için siz de çok eğleniyorsunuz. Biz de çok eğleniyoruz yani. Canlıda bir de şöyle bir şey oluyor. Kesinlikle canlıya gelmenizi tavsiye ederim. Daha uzun sürüyor. İşte biz orada mesela 2-2,5 saat çekiyoruz ve ondan sonra bunu tabii 40-50 dakikasını belki 1 saatini yayınlıyoruz. Niye böyle oluyor? Çünkü canlıda yapılan şakaların hepsi tabii YouTube'a koyulamıyor. Bir de bazıları kendi aramızdaki şakalar. Kendi aramız, yani aynen. YouTube'dakinin anlamayacağı oluyor. Aynen aynen. O andaki bir enerjiyle çıkan şakalar aynen. Falan oluyor. Ya yani bir stand-up şovu gibi oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Çok katılımcı. Ya yani bizim kafadan izleyicilerimiz olduğu için aynen. Çok eğleniyoruz. Zaten biz de böyle herkese hitap edelim, tüm 20 milyon bizi izleyin. Bizi evet. O kitle, bizi izleyen, seven kişilerin biraz da artması tabii keyif verir. Ama azalmayacağını düşünüyoruz. Çünkü hakikaten böyle güzel bir bağ oldu. Mizahın da dışına çıkan bir bağ oldu değil mi kanka? Bir de çok iş büyüyünce o şeyden çok evet, korkuyorum. Evet. Yani hep onu diyorlar. İşi büyük olan arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani onlar işi büyütenlerle konuşuyoruz da. Açlıkları zaman telefonu. Ulaşamıyorlar ben de dur. İş büyüdükten sonra böyle her şey konuşamıyorlar. Aynen. Rahat rahat konuşamıyorlar. Aynen. Bu çok zor bir şey. Bunu yaşamak istemiyoruz. O yüzden baktınız ki yeteri kadar izlendik. Artık daha fazla arkadaşına söylemeniz gerekiyor. Bir de bizim böyle şey var ha. Abi keşfedilsin istemiyorum. Niye istemiyorsun abi ne var ya? Bize kalın diyor. Ha bir yerden bir poğaça aldım. Poğaça süper böyle yumuşacık. Kimse bunu almasın. Hmm. Poğaçanın... Bende de o var ya kanki. Ben de böyle çok sevdiğim şeyi paylaşmayı doğru sevmiyorum. Doğru oldu. Yo haklılar. Yani o haklılığı anlıyorum ama eğer bir iş gerçekten de iyiyse onu zaten isteseniz tutamazsınız. Bu işin tutmaması sebebi de bu. Ama demek ki bizim program o kadar değilmiş. Bu ekşideki başlıkları siz ne yazardınız sorusu aslında daha ünlüler için geçerli. Ben zaten yazar olduğum için zaten evet. Yazmışsam yazmışımdır. O yüzden sen şimdi buna cevap vereceksin. Sen niye sen ver kanka ben yazarım. Tanım yapamıyorum. Babanın söylediği unutulmayan sözler. Oo benim çok fazla babam sözü mesela, var ya. Kumanda nerede? Hakikaten bakın arkadaşlar babalık şimdi ikimiz de babayız bir de eski babalar değiliz. Eski babalardan değiliz. Babanın biz sizi bildiğiniz babalardan değiliz. Bir lafı olmalı. Yani benim mesela yok. Şimdi mesela benim var lan. Ne? Hakikaten var. Söyleyeyim sen. Sakın kimseden borç alma. Vermiyorsa çal diye. Hakikaten hep şey der yani hani borç almamaya çalış oğlum. Benim babamın lafı var ama hakikaten bir tane çok saçma ama ben unutamıyorum ya. Bana şey araba kullanmayı öğretirken hep şey yapardı. Cemciğim 3 atak araba atlasın. Hiç unutamıyorum. Valla ikide ben çok bağırtıyordum ya. Hiç unutamam babamın sözü. Bir de çok misafirliğe falan gitmelerdi babam. Seviyorum. Ekşi itiraf. Ben yıllar evvel bir sözlük sitesi açtım. Oğlanı küçükken 2 kere düşürdüm eve söylemedim. Eşime hiç söylemedim. Arka koltukta oturuyordu. Bir baktım arkada yok. Yere düşmüş. O da küçük araya kaçmış. Oradan biraz çıkarttım falan ama bir şey yok tabii yani. Ciddi bir şey olsa tabii bunu gülerek anlatmam yani. Ama bunu hiç söylemedim. Ben de şeyi kardeşimi dövüyordum küçükken. Çok küçüğüz, o da küçük. Ben ona matematik çalıştırıyordum. Ama matematik hiç anlamıyordu. Tamam benim matematiğim de fena değil. Annemler de kayıt kanıt olsun diye bizim çalışmamızı kasete kaydettiriyorlardı. Teyp kasetleri. Mesela teyp kasetini kaydediyor. Onu ödüyorum işte 6 artı 3 işte 9'sa x artı 2 nedir falan filan diye çok basit şeyler söyledim. 10 dakika duvarlara bakıyordu. Kaseti durdurup Onur'u dövüyordum. Sonra cevabını söylüyordum. Sonra rekorda basıyordum cevap veriyordum. O zamanlardan montaj yapıyormuşuz. Ay Onur ya kurban olurum. Aç acısı çekenlere tavsiyeler. Söyleyeyim bunu sen ver. Ya bunu. 39 yaşındayım arkadaşlar. Ve hep şuna inanıyorum. Biz çok az insan tanıyoruz. Yani dikkat et mesela şu anda bizi izleyenler takriben kaç insanı tanıdıklarını düşünsünler. 1000, 2000, 3000 maksimum falan. Milyarlarca insanın yaşadığı bir evrende bu kadar az insan tanıyıp bu kadar çok acı çekmeye gerek yok. Acı çekiyorsak çevremizden, çevremizi değiştirmek için planlar yapalım. Benim naçizane tavsiyem budur. Ben kendi adıma konuşayım. Ben ikili ilişkilerimde çok iyiyimdir ama şey anlamında. Çok fazla insanları çok fazla gerektiğinden fazla değer verirsen çok fazla acı çekersin. Kendini de yıprattığınla kalırsın. Bir sene sonra hiçbir şey hatırlamayacaksın.
Hiçbir zaman bu kadar çok sert bir aşk acısı yaşamadım çünkü çok fazla insanlara o anlamda değer vermedim. Yani çok sevdim de şey anlamda değer vermedim. Hayatım yıkıldı falan kafasına hiçbir zaman girmedim. Sen de çünkü hep hazırlıklıyım abi, her şeye hazırlıklıyım. O yüzden. Küçükken korkulan garip şeyler. Anneannemlere falan gittiğimde abi hep şeyden korkardım. Böyle atlet don falan asıyorlar ya, onun gölgeleri vururdu benim yattığım yerin karşısına. Ha. O böyle sallanan atletler oluyordu böyle. Bir de abi bu şu anki gibi ses geliyordu. Ben hep şey hayal ederdim çok küçüğüm. İşte Batman çatıda, Spider-Man camda. İşte He-Man kapıda hepsi böyle. Bende evet. De o soba borusu vardı ya eskiden. Evet. Delikten böyle cinler, cüce cinler çıkacakmış diye. Birisi anlattı bana böyle orada hep böyle dans eden. Sopayla dans eden. Yandım anayın! Surat hep simsiyah. Lan gece normal kapıdan geliyorduk diye cinler var. Ondan çok korkardım. Hep oradan bir çıkacaklarmış gibi gelirdi. Çocukken hayal edilen meslek versus bugünkü meslek. Ben matematik öğretmeni olmayı çok istiyordum. Bugün tam olarak matematikle pek de ilgisi olmayan bir mesleğim var. Matematik öğretmeni olmayı niye istiyordum biliyor musun kanka? O X, bak tek bilinmeyen denklem benim hayatımda çok olumlu etki yarattı. Müthiş hoşuma gidiyordu o X'i bulmak. Harbi. Yani mesela basit oluyor. Bulabiliyor muydun? X'in nerede olduğunu? Benim genelde X eşittir, eksi X falan çıkıyordu ya. Ben o X'i niye tam olarak bulacağım? İşte karşılıklı şey yapacaksın, sıfır eşittir eksi oluyor demek ki. Ben o matematikten çok etkiliyordum ve benim çok iyi bir geometri hocam vardı sonradan lisede. Onun tavrından, o dik indiriyordu tamam mı böyle geometri hocası var. Dik, mesela üçgen, ben üçgenle böyle bir saat bakışıyordum. Bir yerden dik indirip bulmam lazım ya açıyı. Böyle kalemle geliyordu arkadan. Onun meşhur buru çekmesi vardı. Yapıyordu. Dik indiriyordu. Doğru bir yerden indiriyordu ama işte o çok güzel bir yerden indiriyordu. Tavrına bayılıyordum. Ben böyle üçgen orada ben buraya dik indirmişim. Alakasız yerler değil mi? Tavanlara dik indiriyordum. Kirişçi gibi dolaşıyoruz. İyi yani. Öğretmen insanın hayatına çok olumlu etki yapıyor. Mutlu eden basit şeyler. Bir insanın yüzüne gülümseme kondurmak beni o kadar mutlu ediyor ki. Bak ben bazen şeylerin bizim çimenin ilk hamı bana geliyor. Time kodlarını ben alıyorum. Ondan sonra kısaltıyorum. Sonra Cem Bey ilgileniyor. Bazen kendimi şey yaparken buluyorum ya. İşte mesela Cem ya da ben bir şaka yapmışız. Seyirciler böyle kahkahaları boğulmuş ya. Orada durdurup tek tek bak. Geri alıyorum, ileri gidiyorum. Herkese tek tek bakıyorum nasıl reaksiyonlar. O gülen insan görmeyi o kadar çok seviyorum ki. Ben çok çünkü babam beni kemerle çok dövdü diye buraya gelsem. Kemer dedim ya. Antalya kemer. Herkes yanlış anlamıyor ya. Kemer. Evde sinirlendiği zaman kemere giderdim. İnsanların gülümsemesi ya beni ya vallahi ya yaşama sebebi bu olabilir. Çok mutlu oluyorum. Aynen öyle. Çevremdeki insanları da yani Cem'i de güldürmek. Mesela Umut kamera da şu anda onu da güldürmek çok hoşuma gidiyor. Bu işle ilgilenenleri zaten herkes böyle düşünüyordur. Çok farklı bir şey söylemedim ama bu soru cevabı. Felsefe yapayım mı? Yap. Mutlu eden basit şey diye bir şey yoktur. Mutlu etmek basit bir şey değildir. Basit olan Cem'dir. Kanka diyorum ne güzel final yapacaktık ya. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Öncelikle Ek Sözlük ekibine bizi davet ettiği için. Biz çok mutlu olduk. Ayrıca yapılan yorumlar da gerçekten genel olarak bizim adımıza pozitif. Negatif olanlar da pozitif aslında bizim adımıza gene. Kendimizi orada doğru yapmadığımız şeyleri görme şansımız oluyor. Ek Sözlük çünkü çok geniş bir ağ. Dünyanın her yerinden insanların yorumlarını belirttiği bir site. Ben de üyeyim zaten. DM'den yazarım size. Özel mesaj çekebiliyorum. Öyle bir şansım var. Çok teşekkür ederiz çağırdığınız için. Sorularınız, fikirleriniz, görüşleriniz için her şey için çok teşekkürler. Evet yani bu tip programlara çok katılmıyorduk. En azından kendimizi ifade edebileceğimiz bir mecra bulmamız çok zor. Klasik var ya. Ekşi'yi takip ediyoruz. Çok seviyoruz. Ben sürekli okuyorum. Daha önce de söylediğim gibi. İlk önce hep, ya ben de şöyle bir şey var kanki, mesela bir Ekşi'de bir tartışma oluyor ya. Abi o kadar güzel tartışıyorlar ki mesela okuyorum onu okuyorum, haklı diyorum. Bunu okuyorum, lan bu da haklı diyorum. Yani Ekşi'de girdiğim zaman tam bir orta yolcuyum. Ve çok sana, mutluyum yani. Ben ona sana vakit kazanman için şöyle yapman lazım. En beğenini açıyorsun, en çok fav olan haklıdır. Net abi, en çok fav olan kesinlikle haklıdır. Ben hiç en çok fav olup da haksız çıkanı görmedim. Evet, Ekşi'de herkes haklı. Ekşi'yi seviyoruz. En çok fav olan haklı. Zaten bize çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sevgiler. Çimen Talk Show takip edin. Polat Bazı Instagram adresi. Beni takip etmeyin, abone olun. Onu çok da.